depremin üzerinden haftalar geçti, günler geçti. Günler geçtikçe Adıyaman'ın ağır tablosu gün yüzüne çıkmaya başladı. Depremin ilk anından bu saate kadar Adıyaman'da özellikle arama kurtarma çalışmaları konusunda büyük eksikler oldu. Bu gördüğümüz kentte binlerce konut yerle bir oldu. Binlerce konut ağır hasarlı. Enkaz altında kurtarılmayı bekleyen hala vatandaşlarımız var. Aradan haftalar geçmiş olmasına rağmen kentimizde, Adıyaman'da arama kurtarma çalışmaları tamamlanamadı. Bu gördüğünüz yıkıntıların altından nice hayatlar son buldu, nice vatandaşlarımız can verdi. Adıyaman'da arama kurtarma çalışmaları yetersiz olduğu için çoğu vatandaşımız bağıra bağıra, inleye inleye can verdi. En yakındaki yurttaşlara bile bir arama kurtarma ekibi verilemedi. Üçüncü gününden sonra kentte arama kurtarma çalışmaları yapıldı. Çoğu vatandaşımız donarak yaşamını yitirdi. Çoğu vatandaşımız da arama kurtarma ekiplerinin yetersizliğinden dolayı hayatını kaybetti. Adıyaman bir savaş kentini andırıyor. Virane olmuş durumda, cenazesini alan, toprağa teslim edenler kenti terk ettiler. Şu anda köyleriyle beraber, ilçeleriyle beraber virane olmuş bir kent. Adıyamanlılar büyük bir acıyı, büyük bir yıkımı yaşadı. Hepimizin yürekleri parçalı ve Adıyaman acılarıyla şu anda baş başa kalmış durumda. Tabii bu süreçte özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevlendirmesiyle Genel Başkan Yardımcılarımız, milletvekillerimiz depremin ilk anından beri bizleri yalnız bırakmadılar. Acılarımıza ortak oldular. Bu acıların, bu yaraların sarılmasına büyük katkı verdiler. Manevi olarak büyük destekler verdiler. Belediye başkanlarımız burayı yalnız bırakmadılar. Ekonomik anlamda, maddi anlamda destekler gönderdiler. Biz buradaki milletvekili arkadaşlarımızla beraber bu yardımların Adıyaman'ın her köşesine ulaştırılmasına büyük katkı sağladık. Adıyaman'ın depremden sonraki ilk 3 gününde içecek su yoktu, yiyecek ekmek yoktu ve büyük bir dondurucu soğukla yurttaşlarımız karşı karşıya kalmışlardı. Şu anda bu saat itibariyle bile çoğu yurttaş geceyi dışarıda geçiriyor. Başını sokacak bir çadır dahi yoktu. Sizin aracınızla bir kez daha çağrı yapıyoruz. Adıyaman'ın acil çadır ihtiyacının karşılanmasını talep ediyoruz. Bugün Grup Başkan Vekilimiz Sayın Özgür Üzel, Adana Milletvekilimiz, Bursa Milletvekilimiz ve diğer milletvekili arkadaşlarımız da burada yanımızdalar. Bu acımızı paylaşmaya geldiler. Bu zor şartlarda bizimle dayanışma örneği gösterdiler. Onlara da teşekkür ediyoruz. Biz Adıyaman'ın yaralarının sarılması konusunda ben şehrin milletvekili olarak ve partimle birlikte elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ancak şunun altını bir kez daha çizmek istiyorum. Bu kentte yaşamını yitiren yurttaşlarımıza bu iktidar bir kefen dahi veremedi. Bir bardak suyu dahi içiremedi. Bu da içime dert oldu. Biz bundan utandık. İnşallah Türkiye yönetenler de buraya yaşattığı tablodan utanırlar diyorum. Tekrar teşekkür ediyorum.